Batman'da, Kayyum tarafında, Batman çayı kenarında imara açılmış alanlar vardır. Bu alanların içerisinde eğer burada herhangi bir imar olursa, organize sanayi gibi sanayi arttıkları hepsi de çayın kenarına çaya atılacaktır. Bu çayda da 44 tane kuyumuz var. Bu kuyular hepsi şehri su sağlamaktadır. Bu suyun sağlaması sonucu eğer oluşacak herhangi kimyasal maddeler hepsi çayın içine atılacak ve bu da bizler için sağlık konusunda tehditler oluşturmaktadır. Bundan dolayı buranın imara açılması doğru değil, organize sanayi açılmasını da doğru bulmuyoruz. Şu anda iktidar için doğa hiçbir anlam taşımıyor. Onlar doğayı tahrip ediyorlar. Neticede geçmişte de gördük, şimdi de görüyoruz. Bundan dolayı onlar için doğanın bir anlamı yoktur. Oysa doğa olmadan insanlar yaşayamaz. Şu anda iktidar Hasankeyf Ulusu Barajı'nı oluşturdu. Arkasında Zori Vadisi'nde şu anda baraj yapılmaktadır. Bunlar yapılırsa Batman nefessiz kalacak. Çünkü nem oranı yükselecek. İnsanlar bu konuda yeterince bir nefes alamayacak. Batman'da da Batman çayı kenarının insanların gelip bir nefes aldığı bir yerdir. Bu yeri de şu anda onların ellerinden almak isteniyor. Dolayısıyla bu gibi konularda yapılacak yapıların ve orada yaratacağın kirlilik sonucu insanlar yaşama alanlarını daralttığını görmekteyiz. Peki Batman çayı yeri ve mevkisinden dolayı şehre çok yapışık ve yakın bir yer. Burası hepsini park alanı yapılması gerekir. Yeşil alan yapılması gerekir. İnsanlar gelip oturup sohbet etme yerleri, suyu seyretme yerleri, dinlenme yerleri, ne bileyim cumartesi, pazar günleri, tatil günlerinde rahatça gelip gezme yerlerinin oluşması bence Batman için kazanılacak bir durum oluşur. Eğer burada organize sanayi yapılırsa bu çayı kimyasal maddelerle dolduracaklar ve bu konuda bizim su içme olasılığımız azalıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor. Ondan dolayı eğer organize sanayi olursa içeceğimiz bütün sular sağlıksız ve hastalıklı bir şekilde oluşacaktır. Organize sanayi yapılmak isteniyor ve bu konuda bir çalışmalar da vardır. Eğer bu sanayi burayı yapılırsa insanların nefes alma olasılığı kalmayacaktır. Ondan dolayı burasını sadece yeşil alan çevirsinler. Organize sanayi başka yerlere kurabilirler. Batıraman'a götürsünler. Batıraman'da yüksek yerler var. Oralarda kursunlar. Orada rahatça madem ki isteniyorsa orada çalışsınlar. Burası Batman çayı kenarı kuşların göç edip ve üreme yerleridir. Bu üreme yerleri engellenecektir. Eğer burası imara açılırsa bütün kuşların üreme yerleri hepsi yok olacaktır. Artı ikinci bir husussa çayda var olan balıklardır. Bu balıklar şu anda zaten azalmış. Eğer burası imara açılırsa bu balıklar hepsi buradan göç edecektir ve yok olacaktır. Hayvanlara zarardır, insanlara zarardır, doğaya zarardır. Çünkü burası bir tarım arazisidir. Eğer bu tarım arazisinin hepsi yok olacaktır, hepsi betonlaşacaktır. Bizler de ne çektikse betondan çektik. İklim değişikliği sonucu hep betondan oluştu. Ondan dolayı burası yaşanmaz bir alan oluşacak. Batman birçok seferde gündeme geldi, sellerle gündeme geldi. Eğer burada imara açılırsa, burada yapılar oluşursa, yani diyelim ki Allah etmesin bir deprem oluşursa, baraj patlarsa, bu yapıları hepsini önüne verip hepsini yok edecektir. Dere yatağında yapı yapılanması doğru değil. Ne hukuken doğrudur, ne bilim olarak doğrudur. Çünkü burası dere yatağı. Üstünde ev yaptığınız zaman herhangi bir sarsıntı çöker.